Alarm 3 şekilde öter, dolabı pişeğine takılmışsa, elektrikler gidip gelmişse yahut da yeni yiyecek yüklemişsen bu içerisindeki soğukluğun düştüğünü gösteriyor. Bu sesten rahatsız oluyorsan şuna bir kere basman yeterlidir. Pirinçleri soğutucu kısım ayar yeri, yani alt kısmı paprika ideal 4'tür, soğutma yetersiz dersen 3'e 2'ye hatta süpere kadar düşürebilirsin. Biz paprika ideal olarak bunu 4 olarak ayarlıyorum. İdeali -18, eğer uzun süreli 3 aydan fazla uzun süreli besin saklayacaksan ideal saklama sıcaklığı -20 santigrat derecedir. Burada kalması idealdir. Ama yok kardeşim, ben aylık tüketiyorum diyorsan da paprika ideali -18'dir. Tamam. Yaz kış fark ediyor mu? Yazında kışında termostat konum ayarları aynıdır. Ortam sensörüne göre hareket eder zaten. Şuna bastığında 3 saniye basılı tutunda paneli kilitliyoruz. Şu anda kilit işareti kapandı. Herhangi bir şekilde çalışmıyor. Tekrar bastığında aktif halden pasif hale geçiyor. Şu moda dikkat et. Tamam. Buna bastığımızda ekonomik moddur. En standart şekilde çalışır. -16'ya +8'i alır. Genelde fazla dolabın kapağını sık açıp kapamıyorsan yahut da biz genelde 60 yaş üzeri kullanıcılar için diyoruz. Fazla kullanmadıkları için bu ideal ayarda kalıyor. Bu fresh'in dediği tatil modu. Tamam. Üst tarafı açıyor, alt tarafı kapatıyor. Fresh modu da genelde Akdeniz bölgeleri için geçerlidir. Çok nemli ortamlar içindir. En yüksek ayara aldı alt kısım, dikkat ediyorsan. Tekrar bastığında da senin yapmış olduğun ayarlar hafızada sevri olarak duruyor. Dondurucu kısmı. Dondurmak istediğin ya da çıkmak istediğin yiyecekleri bu bölümüne koyuyorsun. Yerleştirme yaparken karşına bez deliklerini görüyorsun. Buraları kesinlikle kapamıyorsun. Hava sirkülasyonu yapması için menfezlerin, ağızlarının açık kalması gerekiyor. Şunları oturturken şu çıkarıp dışarı çıkarabiliyorsun ya da sağa sola kaydırabiliyorsun. Şu geldiğinde birazcık sert vurduğunda şu alttaki tırnaklar yuvaya geçiyor. Uzmatik. Şu boğaz seviyelerini geçmeyecek şekilde koyuyorsun. Buz olduğunda sana zahmet olursa aşağı doğru döküyorsun. Buz kapından buzlarını alabiliyorsun. Şu rafların taşıma kapasitesi 25-30 kilogram. Cam diye kırılır diye korkmana gerek yok. Tabi illa da 25-30 kilo koyma. Hazır boru açıkken bak, bu orta kuşaklar, yan kuşaklar ısınır. Yaz aylarında çok daha belirgin olur. O da şu kapı contası daha iyi yapışsın, soğutma daha performanslı olsun diye normaldir. Geceleri bazen yarım saat ile 45 dakika arası, tabi gündüzde gelebilir. Tak 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 diye buzun genleşme sesi gelir. Normaldir, yadırgamıyorsun. Bak kapak açık diyor, bir zahmet kapat diyor, etmeyeyim diyor. Alt kapağı da gene aynı menfez deliklerini görüyorsun. Yerleştirme yaparken menfez deliklerini kesinlikle kapamıyorsun. Karşı duvarlardakilerini. Buna kahvaltılık bölümlerine koyabiliyorsunuz. Yanlara sığmayan şişeleri buraya yatırabilirsin. Hangi rafa koymak istersen. Genelde biz ideal olarak bu şekilde bırakıyoruz. Bu rafların taşıma kapasitesi 25-30 kilogram. Bak burası sıfır bölmesinin ayar konum yeri. Normal soğukluk, ekstra soğukluk ayarlayabiliyorsun. Biz idealinde bırakıyoruz. Titro Fresh nem çekmecesi, nem kontrol çekmecesi, meyve ve sebze karışık olarak sorsan altta. Sadece meyve kullanırsan burada. Dikkat ediyor musun? Tek damla, çift damla var. Burası nem kontrol çekmecesi. Burada su damlacıkları oluşur. Şu ara bölmeyi de buraya takabilirsin. Şu şekilde kullanabiliyorsun. Yanına çıkarabilirsin. Buraya genelde bir havlu peçete serersin. Hani eğer su damlacıklarından rahatsız oluyorsan o en azından biraz da olsa nemi çeker. Bunun da ideali kullanımına göre değişir. Meyve sebze karışık kullanırsan böyle, sadece meyve de böyle kullanırsın. Az yoğun olsun istiyorsan nem oranını burada bırakabilirsin. Çok yoğun olsun istersen de burada bırakabilirsin. Tamam. Kişisel tercih. Zaten yumurtalık bölümü şişelikleri söylememek gerek yok. Takıldığı zaman, yeni taktığımız zaman 2 saat içerisinde en azından bir cihazın standby modunda beklemesi gerekiyor. Dolaba fişi taktıktan ve çalışmaya başladıktan sonra en az 8 ila 12 saat boş çalışacak. Ondan sonra yükleme yapabilirsiniz.